Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Daikin. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın efendim. Çok tatlı alkışlar. Hakikaten öyle ve ilk yarışmacımız Neşe Hanım'la birlikteyiz. Sayın Neşe Orman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanışma faslında da bahsettiği üzere efendim birçok konuyla ilgilenmiş şu zamana kadar Neşe Hanım. Önce kimya mühendisliği. Mühendislik değil. Kimya bölümü. Önce bölüm. Ardından halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler. 12 yılı tiyatroya verdiniz. Evet. 2 yıl, yaklaşık 3 yıl, 2 yılı biraz aşkın eğitim. 10 yılda profesyonel tiyatro oyunculuğu boyutunda geçtim. 4 senedir efendime söylüyorum Ebru'yla ilgileniyorsunuz. Evet, çok başarılı, harika bir hocadan ders aldım. Hala da rehberliğinden yararlanıyorum. Ama zannediyorum sizin en çok zamanınızı alan kısım şu kişisel gelişim metotları üzerine aldığınız eğitimler değil evet, mi? Evet, son 2 yıldır profesyonel bir şekilde ve artık mesaimin büyük bir çoğunluğunu harcayarak kişisel gelişim profesyoneli olmak adına zamanımı kullanıyorum. Enerjiyim. Şu anda yapıyor musunuz yaşam koçluğu falan? Şu an koçi dediğimiz alıştırma danışmanlıkları, evet, danışmanlıkları yapıyoruz. Çünkü bu eğitimin bir parçası, koçi edinmemiz gerekiyor. Fahri olarak yapıyoruz öyle diyeyim. Bilabeden. Ama siz mesela biraz önce hani reklam arasında bahsetmiştik işte kadınların ekonomik özgürlüklerini tabii kazanmaları için belli çalışmaların içerisine girmişsiniz. Tabii şimdiden sosyal sorumluluk projelerine de bulunuyorum. Yeşilay, mikro kredi yaygınlaştırma faaliyetleri, kadınların ekonomik açıdan kalkınması ve ülke ekonomisine katkıda bulunması adına çok küçük krediler veriliyor devlet destekli. Ve bu kredileri çok rahat bir şekilde geri ödeyebiliyorlar yormadan. Birçok dar gelirli kadın bundan yararlanarak ciddi bütçeli işletme sahibi oldu. Ve küçük ve orta ölçekte işletmelerle hem kendi ev ekonomisine hem de devlet ekonomisine ciddi katkılarda bulundu. Son zamanlarda medyada da çok sık evet rastlıyoruz bu tip hikayelere. Evet. Yani artık hani kendi işini sürdüren birçok yarışmacımız oldu aynı şekilde. Hani ev hanımlığındaki becerilerini bile kullanarak hani üzerine evet başka bir şey koymadan bile iş kadını haline gelen birçok kişi var. Evet, bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok güzel çalışmaya başladı. Bu da ayrıca beni bir doğulu olarak memnun etti. Ben Mardin kökenliyim. Bu açıdan kadınlarımızın kalkınması birçok açıdan gelecek yeni neslin de kalkınması anlamına geliyor. Bu açıdan önemli bir proje olduğunu bir düşünüyorum. Birçok şeyi de değiştirebilecek evet bir şey. Madem ki kuralları ekonomik koyuyor. Öyle evet değil mi? Kesinlikle. Peki güzel efendim. Çalışmalarınızda başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Aynı şekilde buradaki çalışmanızda da başarılar diliyorum. Amin. Biraz heyecanlıyım ama. Çok heyecanlanacak bir şey yok. 14 tane soru var. Peki. Güzel sorularla da başlayacağız. Başlangıcı güzel yaparsak, temeli sağlam atarsak devamı tamam da. Gelsin mi? Gelsin. Hadi bakalım. 4 harfli çok da kolay bir soru. Sevgi ve dostluk bağlılığı. Kalp. Harf alalım. Aha. Durdurduk bir şey olmaz merak etmeyin. Bunu harf almadan da bilirdiniz siz. Sevgi ve dostluk bağlılığı. Vefa. Vefa 300 puan değerinde. Hemen harfe tutunmayacağız demek tamam ki. Güzel. Mesela efendim bu sorunuzda, ikinci sorunuzda yine 4 harfli bir cevap. Ve burada bir harf alırsanız bütün samimiyetimle söylüyorum ki üzersiniz beni. Değil 400 mi puan kazandıracak bir sorudur bu. Tamam. Hadi gelsin. Diyor ki Ege ve Akdeniz kıyılarında belli rotalarda yapılan deniz yolculuğunu niteleyen renk. Mavi yolculuk. Mavi 400 puan değerinde 700 olduk asa. Çok güzel. Şahane başlangıç işte. Daha ne? Şimdi iki farklı anlama gelen bir mecazi bir asıl anlamıyla şu şekilde sorulmuş bir soru efendim. 5 harfli bir cevabı arıyorsunuz. Hem devletin öngördüğü yöntemlere göre yapılan formel hem de samimi olmayan ciddi bu anlamlarda kullanılan bir söz. Yasal değil. Yasal samimi olmayan ciddi anlamına gelmez. Yok. Samimi. Harf lütfen. Mecazi anlamda samimi olmayan ciddi. Asıl anlamıyla formel. Kesinlikle bildiğim bir kelime ama şu an. R harfiyle başlıyor. Harf lütfen. Bana karşı biraz soğuktu. Bana karşı resmi biraz resmiydi. 300 puan değerinde. Üçüncü soruda 1000 oldu. Yani. Neşe Hanım'ın odaklanması maşallah çok kuvvetli efendim. Gözlerini dayadı. Ekrana başka bir yere bakmıyor bile. Tamam. Arada göz kontağı kuralım yalnız. Türlü faydalarda bulunabilirim size. Tamam. Siz gene bildiğiniz gibi yapın tamam da. Ben sizi çağırdığım zaman dönün bana bir bak. Peki. Hay hay. Hadi gelsin. Yeni gelsin soru. 5 harfli. Bir ülkenin İnsanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği. Aksan. Aksan 500 puan değerinde 1500 oldu kasa. Çok güzel gidiyorsunuz. Ha gayret.
6 harfi ilk cevabınızın açıklamasını yapmadık. Yakın anlamlı, eş anlamlı karşılıklarını verdik. Buyurun gelsin. Demiş ki sudan sebep mazeret. Harf lütfen. Hadi gelsin. Bu iş bitsin. Mazeret. Bunlar bahane. Bahane. 500 puan değerinde 2000 hem de 5 soruda. Herkesin 7 soruda gördüğü 2000 puanı 5 soruda gördünüz. Buyurun bu da altıncısı. Yine resmi sorusu gibi hem kelime anlamından bahsediyoruz hem kullanıldığı anlamdan. Buyurun gelsin. Demiş ki kelime anlamı dini bakımdan yasak olana yönelen olup haydut eşkıya anlamında kullanılan bir söz. Ah, kesinlikle biliyorum. Kelime anlamı yine değil. Eski bir söz. Harf lütfen. Dini bakımdan yasak olana yönelen. Kelime anlamı bu. Harami. Harami, haydut, eşkıya anlamında kullanılır. 500 puan değerli. Yahu. Harf dahi almamam gerekirdi. Kendinize bu kadar sert davranmayın. Sonra efendim şansınızı kaçırırsınız. Bu noktaya kadar çok güzel geldiniz. 7 harfli cevaplarla birlikte 3000'i aşacaksınız gibi geliyor bana. İnşallah. Bu ne demektir? 9000'i görebiliriz demek. Umarım, inşallah. O yüzden yani harf aldım diye ne olur örselemeyin kendinizi. Tamam. Hadi buyurun. 7 harfli ilk cevaba çok da kolay bir soru. Fransızca kökenli bir kelime. Hmm. Gelsin. Kadın giyiminde gerdan ve üst göğüs açıklığı. Fransızca kökenli. Harf lütfen. Buyurun bir harf. Dekolte. Dekolte 600 puan nasıl değerinde. Nasıl bilemem ya? Yok bir şey. 3100 var. Ah yani böyle yarışmacılarım oluyor. Beni sonra zora sokuyorlar. Eve gidiyorum. Niye öyle düşündü? Niye öyle yaptı acaba diye düşünüyorum. Yapmayın ne olur. İyi gidiyorsunuz. Teşekkür tamam. ederim. Kötü davranmayın kendinize. Bakın yine 700 puan kazanacağınız bir soru ama belki bir harf alınır. Negam. Gerçek veya gerçeklik. Arapça kökenlidir. Bu anlamlara gelir. Hakikat. Hakikat 700 puan değerinde. Yüz gülsün. Gülsün bir yüz. Tamam. Devamı da geliyor. Ne kadar kolay soru. Ne kadar kolay soru. 8 harflidir. Ek almıştır. Aldığı ekle birlikte 8 harfli olmuştur. Buyursun. Pencere örtüsü yapmak için ayrılmış kumaş. Perdelik. Perdelik kumaş. 800 puan daha. 4600 kasa. Ha? Bakın o asabi halden kurtuldunuz. Ne güzel gidiyor her şey. Heyecanı artık ekarte ediyorum öyle diyeyim. Şahane. Bu arada 2 dakika 38 saniye var. Geriye yalnızca 5 soru kaldı. Çok güzel yani. Düşüne düşüne cevap verilebilir bu sorulara demek istiyorum. Tamam. Gelsin efendim. Eskilerde kalmış bir kıyafet bu. Eskiden giyilen arkası yırtmaçlı, etekleri uzun, çift sıra düğmeli resmi erkek ceketi. Biliyorum. Hatta şarkısı var. Harf lütfen. Buyurun. Setresi uzun. Eteği çamur. Eteği çamur ama orada bahsi geçmiyor. Adı geçmiyor. Kolumu da gömlek ne güzel yaraşır. Harf lütfen. Gelsin bir tane sakin. Daha. Sakin. Süremiz var. Harf lütfen. Bir tane daha. Yahu kesinlikle bildiğim bir şey. Sıkıntı yok. Derin harf, nefes harf alarak. Harf alayım. Buyurun. Re, ot. Harf lütfen. Bir tane daha. Süremiz halen güzel. Hiç düşmüyor dilime maalesef. Harf alayım. Bütün harflerini alsanız bile 8000'i görebilecek durumdasınız. Redikot. Bir daha dikkat. Radiofot. Atıyorum, sallıyorum. harf. Buyurun. Redin. Redinkot. Redin. Şimdi bir sayın. Redinkot, Redinfot, Redinjort. Redinjort. Redinot, Redindot, Redinsot, Redigot. Redigot. Öyle mi? Redingot. Bekletmeyin bizi öyle mi? Redingot. 4700. Yok, bilmiyormuşum. Bilmiyormuşum. Öyle çünkü şekeri düşecek Neşe Hanım'ın biraz daha beklersek. Alfabeyi sayıyorum derken. Neyse uçtu gitti efendim. Canınızı uçtu. Sıkmayın. Tabii ki. Siz hani böyle kelimelerin kökenlerine inen, etimolojisiyle ilgilenen, aynen bunu öyle. Da böyle bir keyifli bir alışkanlık olarak kabul etmiş bir hanımsınız. Evet. Şimdi tam size uygun bir soru. Kolay da bir soru. Şimdi bilmediğiniz bir kelime çıkabilir karşınıza ama merak etmeyin. Sakin olursak o kelimeyi
hani böyle vurgumuzu kuvvetli bir şekilde kondurursak rahat bir şekilde cevap verebilirsiniz soruyu. Gelsin. Diyor ki bir sütlü tatlının süt anlamına gelen Arapça kökenli halap sözünden türemiş olan adı. Sahlep. Ben niye erken Eyvah. Bastım ya? Evet. Bir daha okuyalım mı? Bu bir sütlü tatlının adı halap kelimesinden türemiş. Tamam. Muhallebi. Muhallebi 900 puan değerinde. 4700'ü. Evet. 5600 yaptık asa. O 5600'ün üzerine 2900'ü daha eklenebilir. Yani 8500 puana kadar çıkabilir bu kasa. Umarım inşallah. Tamam. İki kelimeden oluşuyor. İkinci 9 harfli cevap. Bu bittikten sonra yalnızca 2 soru kalacak geriye. Gelsin. Demiş ki Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü tarafından oyun alanlarının düzenlenmesi üzere görevlendirilen yetkili. Harf lütfen. İki kelime. Harf lütfen. İlginçtir, komiser de denir. Alan komiseri, nokta nokta komiseri. Saha amiri. Saha amiri 700 puan değerinde. Çok güzel. 6300. En sevdiğim kısım cevaptan emin olduğunuz zaman basıp arkaya yaslanıyorsunuz. Ama bir tereddüt varsa böyle Benjamin'e sarılmış bir şekilde bekliyorsunuz. Evet, biraz öyle oluyor. Sondan bir önceki soru efendim. Tek bir kelime mastarı yarım. Yani K harfinin yerinde yerler esmekte. Şöyle sorulmuş. Bal, reçel, pekmez gibi eriyiklerin pıhtılaşarak, billurlaşarak ayrılması. Şekerleşme. Şekerleşme ya da? Şekerleşmesi. Bir tane harfi atacaksınız. Şekerleş... Şekerim... Şekerleşme? M güzel. Şeker güzel de. Şekerleme. O da 9 harfli oldu. Bir harf için birbirimizi kırmayalım. Bir saniye, bir daha. Atın o şeyi. Ekerleşme. Vay be canım, başındaki şeyi değil, sonundaki şeyi. Şekerleme. Şekerleme onu... ya da şekerlenme. Şekerlenme. 1000 puan değerinde. Aman ha. 7300. Tabii harf sayılarına dikkat etmiyorum. O kadar gereksiz bir odaklanma yaşıyorum ki şu Yok an. Yok estağfurullah. Şimdi sizin söylediğiniz de doğru. Şekerleşme de denebilir. Şekerlenme. Şekerlenme de denebilir. Daha çok işte bal şekerlendi, reçel şekerlendi gibi kullanılır. Evet. Fakat işte istediğimiz şey net ve tek bir cevap. O da ne idi? Ama bir harf içinde evet, hani 1000 puanınızı ediyorum. Birden alacak değiliz. Teşekkür ederim. İki kelimeden oluşuyor. Son sorunuzun cevabı şöyle de sorulmuş bir soru kendileri. Mobilya düşmanı arsız bir böcek ve onun larvaları. Tahta kurusu. Tahta kurusu bizi yer, mobilyayı değil. Zaten oraya sığmaz, tahta kurusu 11 harf. Mobilya düşmanı, arsız bir böcek ve onun larvaları. Hı. Larva dediğimiz nedir? Kurt. Elmadan. Tahta kurdum. Tahta kurdu. Sona doğru biraz ortaklaşa çalıştık ama evet. 8300 evet. puan bileğinin hakkıdır. Teşekkür ederim. Neşe Hanım, tebrik ederim efendim. Teşekkür Gayet ederim. Gayet güzel bir puan. Sizi bugünün şampiyonu da yapabilir. Asıl güzelliği üzerine 49 saniye gibi bir sürede arttırdınız. Yani daha tehlikeli hale getirdiniz kazancınızı. Görelim bakalım neler olacak. Pek de gözleri korkmuş gibi durmuyorlar. Evet, ben şahsen iki tane adayı çok favori görüyorum. Kimmiş onlar? Biz de öğrenelim. Hukukçuları özellikle. Müjde Hanım ve Gözde Hanım. Evet. Ters psikoloji de olabilir yalnız şimdi. İşliyor olabilir, haberiniz olsun. Bunu kasıtlı yapmıyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. Yok, çünkü öyle bir şey yapmayacağınız hukuk eğitimi sürecinde aldıkları eğitim zaten eski Türkçe, eski dil üzerinden gittikleri için. Ama bu işin %70'i şans efendim. Evet. İnşallah. Sizin kadar talihli olacaklar, sizin kadar rahat bir şekilde cevaplayacaklar. Herkes hak ettiği puanlarla ayrılacak. Hadi Neşe Hanım'a bir alkış daha verelim. Alabildiğiniz kadarını alın. Fakat öyle harf alayım, harf alayım, harf alayım diye bir şey yok. Tamam mı? Harf alayım. Açıldı, harf alayım, açıldı. Ama 7 saniye, 3 saniye 7 harf diyorsunuz. Beni, hakkım var. Beni hiç ilgilendirme. Katli vacip. Katli vacip dizi efendim. Vallahi sınırdan döndüren cevap. Beni de katli vacip edeceksiniz burada. Küme. Tepe. Tepe değil o. Hayır, çık bir dakika açmayın. Havalanacaksınız birazdan. Bir neyi topladım? Bir... Hayır.
Ah, lan. Basmak lazım. Kamu irade olmuyor. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Siz kimlerle geldiniz buraya? Bayağı kalabalık bir arkadaş topluluğuyla geldim. Kim onlar? Bir sayın bakalım. Merve var şu anda yanımda. Burçin var. Meslektaşınız mı? Evet. Hepsi hukukçu. Hepsi. Bir tane tercüman arkadaşım var. Hı. Evet. Bugün kalabalık bir arkadaş grubuyla geldim. Çok onlara güzel. Da çok teşekkür ediyorum buradan. Siz yarıştıktan sonra reklam arası vereceğiz. Merak ediyorum efendim nasıl yorumlayacaklar. Öyle mi? Performansınıza hukukçular, çevirmenler bir araya gelmişsiniz. Evet. Nasıl buldunuz peki Neşe Hanım? Benim gözüm çok korktu. Hiç öyle demeyin. Bilmiyorum. Biraz önce başka şey söylüyordunuz. Hepsini bildim, bir tek Redingot'ta takıldım diyordunuz. Evet, aslında o da doğru ama ben heyecanımı yenilmekten korkuyorum. Bilmiyorum yani. Sorularım da güzel olursa belki yapabilirim. Vallahi şimdi soruları biz belli bir standarda göre yani hani böyle kendi kafamıza göre bir kefeye koyuyoruz. Evet eşittir dedikten sonra da huzurlarınıza getiriyoruz. Fakat her seferinde benim sorularım daha zordu. Sözünü duymuşuzdur biz. Fakat şu kadarını söyleyebilirim ki Neşe Hanım'ın son 4 sorusu sizin sorulardan biraz daha zordu. Zor. Yani bana göre öyle. Arada çıkıntılık yapabilecek birkaç tane soru var ama moralinizi bozmazsanız son noktada bile arzu ettiğiniz şeye ulaşabilirsiniz. Başımıza bir terslik gelse bile sıkıntı yapmayacağız. Tamam. Sonuna kadar uğraşacağız, çalışacağız. Tamam peki. Hazır mıyız peki? Hazırım. Hadi başlasın. 4 harflidir, tek bir kelimedir. Oldukça da kolay bir sorudur. 7 ögelik müzikal alfabenin her bir birimi. Nota. Nota. 400 puan değerinde. Ha? Manevi destekçilerinizin canı evet da tez. Ya, çok teşekkür cevabı ederim görmeden onlara. Alkışa başlıyorlar. Onlar da benim gibi tez canlı. Hiç efendim sınırlamayın kendinizi. Koy verin gelsin. Buyurun ikinci soru. Şöyle sorulmuş. Bu seferki biraz daha zor. Anlam, kavram veya mefhum anlamındaki Arapça kökenli bir söz. Harf alayım. Sanki böyle açıklama, çeviri gibi kullanılır bu kelime. Meal. İşte o kadar. Hukukçu. 700. Şimdi Batı dillerinden dilimize girmiş bir kelime. Sözlükte ne yazıyorsa açıklamada da o var efendim. Gelsin. Diyor ki gerçekleştirilmesi istenen tasarı. Yalnızca tasarı da yeterli olabilirdi aslında. Batı kökenli bir kelimedir bu. Harf alayım. Buyurun. Ne güzel bir C harfi. Kucaklayasım geldi o J harfini. Hiç aklıma gelmiyor. Tasarı. Bir harf daha alayım. Buyurun. O. Temel direği. Kelimenin. Size biraz yeni tasarımdan bahsedeyim. Tasarım. Bazı yeni tasarılarım var. Bazı çılgın tasarılarım var. Hiç aklıma gelmiyor. Çılgın tasarı. Bir harf daha alayım ben. Bir tane daha. Bu iş bitsin. Oj. Hiç bilmiyorum. Oj. Oj da. Yani bir harf daha alayım. Bir tane daha. Üzüleceğiz. Oje. Ay üf, proje. Proje. 100 puan değerinde 800 oldu kasa. Tamam. Unuttuk gitti. Çünkü lazım olan şey 4 soru geride kaldıktan sonra 1000 puanı aşmak. Onu da çok rahat bir şekilde yapacağınıza eminim. İnşallah. Şu soruyla birlikte. Hiç harf almayacaksınız inşallah. Kirpik diplerine uygulanan otantik süs. Rimel. Otantik mi rimel? Fransız. Kalem. Otantik değil bunlar. Otantik. Doğuya özgü. Sürme. Sürme. 500 puan değerinde. 1300 kasa. Ay şu anda da gözümde var. Neyse uçtu gitti. Tamam. Güzel puandayız. Yani başlangıcı daha iyiydi Neşe Hanım'ın. Proje beni bitirdi fakat şu anda. Fakat toparlayabilecek durumdasınız. Çok. Olur öyle şeyler. Oralarda olsun. Buralarda olmasın. Çünkü aşağıya doğru daha fazla puan kazanmaya başlayacaksınız. Evet. Ehliyetiniz var. Var. İstanbul trafiğiyle tanıştınız mı? Henüz tanışmadım. Otobüse gidip geliyorum şu anda. İyi yapıyorsunuz. Zaten efendim yani yolcu olarak da karşılaşılabilen bir şey bu. Gelsin. Trafiğin kesişme noktası. Harf alayım. Birden fazla yolun kesişme noktası. Kontrollü dönüş yapılması gereken yer. Kavşak. Kavşaktır o. 500 puan kazandırı. 1800'e çıktı kasa. Böyle efendim hani bitkilerle tedavi filan
onlara dair bir ilginiz oldu mu şimdiye kadar? İlaç almayayım ben, dur şunu kaynatayım, içeyim falan gibi. Valla gelmeden önce ıhlamurla adaçayı içtim. Yani sorarsanız eğer. Rahatlatsın diye. Aynen öyle, biraz da boğazlarımı üşütmüşüm. Yani tamam. Seviyorum bitkileri. Bilir misiniz peki hangi bitki ne işe yarar? Çok fazla değil. Şimdi bir tanesininle ilgili bir bilgi vereceğim size. Tamam. Gelsin. Hekimlikte gaz söktürücü olarak kullanılan, çay olarak da tüketilen bir bitki. Ben içemiyorum. Harf alayım. Çok acayip bir kokusu ve tadı var. Kimine güzel geliyor. Bir tane daha alayım. Buyurun. Bu iş çok güzel. Rezene. Rezene. 400 puan değerinde 2200 oldu kasa. Çok güzel. Bakın Gözde Hanımcığım, bu sayede siz de 7 harfli cevaplara ulaşmadan 2000'in üzerine çıkarttınız kasanızı. Yani 8000'de durmayız istersek 9000'i de yakalarız. İnşallah. Bu demektir bu. 7 harflidir, tek bir kelimedir, harf almayın. İnşallah. Arapça kökenli bir kelime fakat hali hazırda yaygın kullanılıyor. Gündelik konuşmada, güncel konuşmada, her şekilde. Tek buyurun, kelime, tek kelime. Mal ve eşya transferi. Arapça kökenli. 6 ay önce taşındınız değil mi siz buraya? Evet. Hı. Mal ve eşya transferi yaptınız mı? Evet. İzmir'den. Çok güzel. Aktarma yaptım. Nakliye. Bilmem ki. Nakliye. Nakliye. 700 puan değerinde. 2900 oldu kasa. Böyle net sorular bazen insanın aklını başka taraflara çeviriyor. Evet, sormayın. Oysa ki gayet basit bir şey. Nakliye. Bu da öyle. Bu da öyle. Başka anlamlara da gelir. Bir de şu anlamda kullanılır. Gelsin. Demiş ki, cızırtı da denen, ses yayınına karışan ya da alıcıdan kaynaklanan yabancı ses. Radyoda filan hani böyle. Yani ben de cızırtı diyorum ama ona. Başka bir adı daha var. Cızırtı. Batı kökenli, bambaşka bir şeyin de adı aynı zamanda. Harf alayım. Buyurun. Cızırtı gibi bir şey mi? Batı kökenli. Aslında bambaşka bir şeyin adı. Mesela ses cızırtılı deriz. Ses nokta noktalı, nokta noktali deriz. Harf alayım. Buyurun. Bir tane alayım. Hadi güzel yerinden. Hiç bilemedim. Süreye dikkat. Bir tane alayım. Çok harf aldık. Çok aldım. Durdurup mu düşünseniz? Parazit. 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 Of. Ses parazitli. 300 puan değerinde. Çok harf aldık. Çok aldım. Süreyi de yedik. Bir kaç hesap yapalım. Kaldım? 6 tane soru var. Yani hani sizi 8300'lere, 8500'lere, 8600'lere taşıyabilecek sorular bunlar. Hiç harf almadım. En fazla 3 harf alabilirsiniz diyeceğim ama 46 saniye, 49 saniye arttırdı Neşe Hanım. Bizim artık 55 saniyemiz var. 2. 6 soru. İki tane harf. Risk almak durumundasınız. Evet. Fakat şunu unutmayın ki soruyu gördük. Bastık süreyi durdurduk. Sonrasında bir 30 saniyeniz var. Birden fazla da cevap verebilirsiniz. Tamam. Tamam. Risk almamız gerekirse bu yöntem kullanılabilir. Hazır mıyız? Hazırım. Şimdi redingot sorusu gibi bir soru bu da işte. Biraz eskilerde kalmış. Aslında halen giyiliyor da ismi eskilerde kalmış. Şöyle sorulmuş. Ökçeli, konçsuz, klasik erkek ayakkabısı. İki harf alabilecek durumdasınız. Tek kelime mi? Tek kelime. Harf alayım. Bir şey ifade eder mi bilmiyorum ama İtalyanca kökenlidir. Dilimize İtalyanca'dan gelmiş. Tavrit diyeceğim ama balıktır. Balık ya. Balık is, biliyorum is. Hadi bir harf daha alın. Bir harf daha alayım. Ne yapalım? İspar... Burada harfçiyiz. Is, istavrin, ispar... İstavrin, ispar, is... İskorpin. İskorpit, o da balık. İskarpin. İskarpin. İskar... Bir daha. İskarpin. Şöyle bir kendinize güvenin. İskarpin. İskarpin. Oh. 600 puan değerinde 3800. İtalyanca deyince oradan aklıma geldi ama. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu ama artık harf alamayız. Of. 5 tane sorumuz var. Hiç harf almadan cevap vereceğiz hepsine. Olmayacak şey değil. Vallahi öyle. 27 saniye de yeter. 5 soru kaldı. Evet. Harf almayacağınız için süre harcamayacaksınız zaten. Yani ben soruyu okuyacağım. Durduracaksınız. 30 saniyede düşüneceksiniz. Bu kadar basit işte. Tamam. Ek almış bir kelime. Son 8 harfli cevap tek bu. Kelime. Mecazi anlamını soruyorum size.
Tamam. Hadi gelsin. Mecazi anlamda gereksiz yere yüklenilen şey veya yapılan iş. Angarya diyeceğim ama. Ek almış sonuna demiştim. Mecazi anlamı bu. Angarya nasıl anlamı o? Yani bu işte tam bir nokta nokta. Durdursak mı? Harf alayım. Vazgeçtiniz ha? Vazgeçtim, yapamayacağım. Bir harf daha alayım. Bir tane daha ve durdurdular. Ah Gözde Hanımcığım, durdursanız. Ama hiç aklıma gelmedi. Yardımcı olacaktım yani. Bilmiyorum. Yani böyle hani derler yani bütün nerede angarya iş var benim üstüme yıktılar. Yaptığımız şey kaldır indir, başka bir şey değil yani. Hamallık. Hamallık. Çok mu zormuş? Of. Hani bir adam bile bahsetmedim. 600. Neyse. Bu da yaygın kullanılan yabancı kökenli bir kelimenin Türkçe karşılığını istiyor sizden. Hadi gelsin. Fabrika sözünün Türkçe kökenli karşılığı. Harf alayım. Harf dediler, durdurdular. İ harfi. Fabrika. Atölye diyeceğim ama. Atölyeden büyük fabrika. İşletme. Şimdi böyle belli kalıplar var efendim. Bu tip yaygın kelimeleri Türkçeleştirirken kullanılan. Mesela matbaa, basım evi. Mahkeme, yargı evi. Fabrika ne ola ki? Evi ama. Ne evi? Yapım şey evi. Hiçbir şey kaçmıyor sizden. Yapım evi diyeceğim ama çalışma evi. Ne toplumunda yaşıyoruz? Kredi kartları filan. Şey. Onun tersi? Kredi kartının tersi. Nakit para mı yani? Ne toplumun? Of, üretim evi. Biraz evet. Yani köşeyi döndürerek götürüyorum evet, size. Evet. Tüketimden üretime gelecektim de pıt diye de söyleyemem ki. Buyurun, buyurun. Kolay da sorularda. 9 harflidir, tek kelimedir. Diyor ki kolayca gönlü olmamak, ısrar beklemek. Harf alayım. Harf. Heh. Kolay ya soru, ilk harfi gelir. Olmaz olsun. Gözde Hanım. Israr beklemek, kolayca gönlü olmamak. Kız evi. Naz evi. Naz. Nazlı. Olmak. Tek kelime. Naz yapmak. Tek kelime ise. Nazlanmak. Nazlanmak. Buyurun bir 800 puan daha. 4000 üzerine çıktı kasa. Ne oldu sizin manevi destekçilerin sesi soluğu kesildi? Yıkıldık. Asıl şimdi lazım yani. Kazanırken herkes destekler. Bir alkışlayalım. Daha şöyle yahu. Vazgeçmeyecektiniz. Bakın başlarken de söyledim. Dedim ki başınıza bir dert gelse bile vazgeçmeyin. Çünkü evet. Son sorularınız çok kolay. Nazlanmak çok kolay soruydu. Bu daha da kolay. Gelsin. Yemek yedikten, açlığı giderdikten sonra. İki kelime. Harf alayım. Bir harf. Yemek yedikten, açlığı giderdikten sonra. Tek kelime mi demiştiniz? İki kelime, söz dizisi. Bu ilacı yemek yedikten, açlığı giderdikten sonra alın. Tok karnına. Tok karnına, 900 puan değerinde. Zorlarsa, bir bu zorlardı, o da akla birden fazla cevap getireceği için. Buyurun gelsin bakalım. Son soru, son cevap, tek kelime. Diyor ki, kişiyi yapılması gerekeni bilemeyecek hale getiren düzen, dalavere. Harf alayım. Harf dediler, durdurdular. Kişiyi yapılması gerekeni bilemeyecek hale getiren düzen, dalavere. Neşe Hanım bağırıyor ama duyuramıyor kendini. Biraz daha yüksek sesle. Hayır, sakın ha. Tek kelime mi? Tek kelime. Ş harfiyle başlıyor. Kişiyi, bir insanı yapılması gerekeni bilemeyecek hale getiren düzen, dalavere. Sağ gösterip sol vurmak. Şaşırtmak. O işte düzene ne diyoruz? Dalavere. Şaşırtmaca. Bir tek eki lazım bu evet. Bize. Canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun ama keşke sözümü dinleseydiniz de vazgeçmeseydiniz. Evet. İki soruda. Biraz daha hırslı, ihtiraslı olsaydık bu işi hallederdik vallahi. Evet. Neyse. Yine de efendim en güzel alkışı şu noktaya kadar Gözde Hanım aldı. Bir daha duyalım onu.
Daikin'le kelime oyunu devam edecek.